When I come around, got the whole thing wobbin'. Wop, wop, wobbin'. Wop, wop, wobbin'. When I come around, got the whole thing wobbin'. Aman yarabbim, Chelsea ratingleri. Bu sene Premier Lig'de Chelsea'deyiz tabii ki de. Abi sonunda hak ettiği upgrade'i alan bir Lukaku var ya. Şöyle resim yok mu ya? Sonunda hak ettiği upgrade'i alan bir Lukaku var. 88 rating. Kartı göremiyoruz mu peki ya? Burada buradan mı görebiliyoruz böyle? Ha tamam, buradan görebiliyormuşuz. Okey. Sitede var. Çalabahsar. Abi bu bizim Malatya'nın. Geçke. Bunlar çok fazla böyle şey yapmıyorum. Yani Reece James yine ucuz yollu diyorum tabii ama Premier Lig olduğu için Premier Lig vergisi çok fazla olacaktır. Dikkat edilmesi gereken oyuncular Reece James, Pulisic fena durmuyor. Yani şut çekemiyor büyük ihtimalle ama o 70 şut galiba o. Pace'i falan fazla. Onun dışında 84'ten 82 olmuş ya. Abi bunu büyütemiyoruz ki ya. Resim var şeyde, burada yok. Neyse buradan bakalım. Saul 85'ten 82 olmuş. Çok ayıp etmişler. Bruno nerede? Kanka yeteri kadar penaltı atamamış ya. Yeteri kadar penaltı atamamış. Ne yapacaksın? Pulisic 82. Aspilicueta downgrade yemiş. Rüdiger kaçtı ya? 81 miydi? 80 miydi? Öyle bir şeydi. Rüdiger upgrade almış. Ben Chilwell belki kullanılabilir bir kart olabilir. CTRL'e mi yapalım? Tamam. %300 abi. Of. Özel. YouTube için özel var. Salon kartı kesinlikle kullanılmayacak. Rüdiger belki, yani oyun başı biraz daha böyle 75 üzeri pace kabul edilebilir oluyor. Hele böyle çok fazla 80 üzeri pace stoper olmadığı için. Kovacic kullanılmaz. Mendy hak ettiği şekilde, adam yani Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Artı 4 almış. Mason Mount Premier Lig'in en iyi, en genç, güzel yeteneği tabii ki de. Hakim Ziyech çok bir şey yapmadı zaten. Downgrade yemiş. Havertz 85'ten 84'e düşmüş. Werner 86'dan 84'e düşmüş. Yani bayağı bir hak ediyordu ama yine hızı fazla olduğu için bitiricilik de o kadar kötü değilse kullanılır diye düşünüyorum. Thiago Silva 53 pace SPC, Jorginho SPC, Romelu Lukaku Premier Lig'in en iyi forveti. 85 miydi Werner? Özür dilerim. 84'e düşmüş. Premier Lig'in en iyi forveti. Yani 90'ı hak ediyor en az. 90'ı hak ediyor. Serie A gol kralı. Altın ayakkabı ödülü kazananı. Inter'de, Serie A'da yani Ronaldo'yu çat çüt etti böyle. Pace'i çok az mesela. En az 88 olması gerekiyor. Çok hızlı bir oyuncu. Yani gerçi futbol izliyorsun abi yani. Ben fanboy olduğum için söylemiyorum yani. Direkt izlediğin zaman adam hayvan gibi koşuyor yani. Fiziksel 83. Allah aşkına abi bak, Cristiano'nun şeyi ne kadar? Allah aşkına. Daha fazlaysa gerçekten F22 oynamayı, PES oynamayı düşünebilirdim. Başka bir evrende olsaydık. Bu ne oğlum? Latest players. Nerede Ronaldo? Kayboldu. Neyse boşver ya. Kaçmış? 87 miymiş? 75 mi? Ronaldo bu arada futbolda niye yok ya? Neyse abi. 87 şut 70 mi? Yani yine maalesef çok kullanılabilecek bir kartı yok Lukaku'nun. Bayağı üzücü. Gerçi bilmiyorum ya. Bak Cristiano'nun hızı 87 diyorlar. Ama abi Cristiano'nun çok fazla unique body type'ı şeyi falan filan var. O yüzden daha iyi bir kartı hak ediyordu. Tamam rating okey ama şurada daha iyi özelliklere sahip ol. Bu ne oğlum? Daha iyi özelliklere sahip olması gerekiyordu. Bakalım net paylaşır şu birkaç tane rating. Chelsea var sadece. Bir tek Chelsea mi var abi? Yani çok az bu rating şeyi. Yani en iyi 22 açıklıyorsun. Onun dışında ne bileyim City falan açıkladı mı mesela? Yo. Ya bu kadar mı? Liverpool falan? Atletico. Okey. Geçen seneler daha iyi oldu. Şimdi biraz daha böyle oyna şey bırakıyorlar. Nueve Tempora da Nueves. Burada bir video varmış. İzleyelim abi. Fener açıklamamış mı? Yok açıklama. Mesut 80 olmuş ama. Thomas Lemar. Uff. Oynamaz büyük ihtimalle ama aslında fena bir kart değil ha. 83 rating.
Upgrade aldığını söyle bir de. 81 de Lamar yanlış hatırlamıyorsam. 82 pace, 82 pas. Şut kötü, dribbling iyi. Zihsel de biraz kötüymüş. Ondan daha güçlüyüm diyor. Abi bu kartları o kadar böyle bilmeden yorumluyorlar ki yani. Ah bir bilseler. Ah bir bilseler. Tamam, Lemar'a bu kadar önem vermeyelim abi. Uy, 84 Carrasco. 88 pace, 85 dribbling, 81 şut. İşte starter kartı abi. İşte. İşte kullanılacak kart bu. Bir dakika, şurada bir link var. FIFA 22 yeni reytingleri. Bu resmi mi? Bu hesap ne kadar güvenilebilir? 148 bin takipçisi var. Maşallah herkes takip ediyor. Okey, buradan bakalım o zaman. Top 22 açıklandı. Chelsea'ye baktık. Yeni top 20. Chelsea. Salah downgrade, Donnarumma artı 4. David Alaba. 84 rating, 77 pace. Eder Militao ile linki var. 80 dribbling, 83 defans, 81 pas. David Alaba da hiç fena değil. Baba, sol beke Mendy koyuyorsun. Stopere Alaba koyuyorsun. İleriye Camavinga koyuyorsun. Ya boyu kısa. Ya şimdi yavaşlıyoruz da mesela Van Dijk'ın pace'i 78. Yani öyle bir Varan olmadın mı? Böyle bir Eder Militao olmadın mı? Zaten pace'in çok fazla yüksek olduğunu görmüyoruz. Fena değil David Alaba. Ama ne kadar kullanılır o tartışma konusu. Aman ya Rabbim ya. Suat ya. 73 pace, 76 şut, 89 pas. Yani Modric'in özel bir kartı çıkması gerekiyor oynadığı olması için. Sene sonunda bir tane yaz yıldızı, öküzü falan bir şeyle çıkmıştı. Bayağı keyifli bir karttı. Yeni reytinglere bakalım. Ramos 89. Aynı kalmış galiba. Ramos yine 89'du. Bruno Fernandes 88 rating. Geçen sene kaçtı Bruno? Hemen bakıyoruz abi. Gidiyoruz. Prodüksiyon 10 numara. Bruno Fernandes artı bir upgrade. Hak ettiği upgrade'i almış. Hak ettiği upgrade'i almış. 87. Yani daha fazlası zaten yani KDB ayarında bir oyuncu olmadığı için henüz. 90 rating'e gelene kadar var. Bu arada tamam, United taraftarlarını kızdırmayı bir yana bırakacağımız zaman bence de Bruno Fernandes en az bir 89 olması gerekiyordu. Artı 2 alması lazımdı. Çok kullanılabilir, iyi bir kart zaten. Bir de yani Ronaldo'ya direkt Hyperlink'i var abi. İkisini kadroya koyduğun zaman artık Cristiano Ronaldo'yu mesela linkleme derdi yok. Bu Bruno Fernandes'i çok çok daha istenilen bir kart haline getiriyor tabii ki de. Luis Suarez 88, Toni Kroos 88. Lukaku, Sterling 88. Geçen sene de Sterling'i Erling Haaland diye bağırmayı özledik. 84'ten 88'e çıkartılmış. Güzel abi. Yani bence ya yani Mbappe'nin 91 olduğu yerde Haaland'ın da sanki bir 89 olması gerekiyor gibi sanki. Bilmiyorum. Frankie de Jong 85'ten 87'ye çıkartılmış. Çok iyi bir kart. Kendisiyle evet. De Jong çok iyi bir kart. De Jong'a dikkat edin. Agüero 87. Ah be Agüero'm be. Aga be. Aga be. Agüero kaçtı? 90 mıydı? 90. Kaçtı Agüero? De Jong gerçekten çok iyi kart. 89. Yani Barcelona'ya geçti. Adam zaten ağlıyor. Barcelona'ya geçti Messi için. Messi bıraktı, terk etti, gitti onu. Robertson Premier Lig'de ne kadar kullanılabilir olur bilmiyorum. Yani o şey direkt ya benim aklıma direkt Mendy geliyor ya. Mendy'nin kartını henüz göremedik ama bak 87 bir Leon Goretzka 89'dan 87'ye çıkartılmış. Baba maşallah. Bu kart var ya direkt Hulit ya. Alman Hulit bu. Bu karta çok dikkat etmek lazım. Müthiş Formula 1 giriş bizi dinleriz abi. Goretzka 87 acayip iyi duruyor. Sancho 87. 87'di zaten. Upgrade alacak bir şey. Yani United'a transfer oldu diye sanki bir artı bir verirlermiş gibi hissettim ben ama Sancho 87 kalmış. Bence doğru. Dybala 87'ye düşmüş zaten. Varane 86 kalıyor. Ama yani bizim yardımcımız olsun ya. Herkes. Fabinho 86, Thiago 86, Eden Hazard 85'e düşmüş. Oğlum Hazard nasıl 80? Hazard 88 miydi? 89, 90 mıydı? Ha tamam, 88'miş. Hazard'a kıymışlar. Auba 85. Başka peki var mı rating bakabildiğimiz? Burada bir FIFA 22 şeyinde hashtag'inde Mete abim yine bir şeyler diyor.
Geçsek şeye. Bruno almak istiyormuş. Bir FIFA 22 hashtag'i var mı? Buna bir bakalım hemen. Burada. Başka görebileceğimiz oyuncu yok mu? Ah, Atletico Madrid. Omo Llorente ne duruyor öyle ya? Bak Carrasco çok iyi. Cafelik 82, 79, 76, 86. 81 reytingde Cafelik 83 olmuş. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Olabilir abi. Twitter'da biraz gezmek sıkıntılı olabilir ya. Jimenez yine çok kullanılmaz. Correa 85 ve 83. Yani bunu kesinlikle FP çekmeyecek kesimler için biraz daha böyle şey yorumluyoruz. Yani Correa gayet tatlı bir karta benziyor. Llorente inanılmaz bir kart olmuş. Yani kimle bağlanır o biraz soru işareti. İspanya'dan İspanyol. Yani Eder Militao'ya zayıf link veriyor. Mendy'den zayıf link alıyor. İspanyol ikon kullanmıyorsun. Llorente'yi bağlamak biraz zor. Yani Carrasco koyabilirsin. Depol da hiç başlangıç için hiç kötü bir kart değil. 82 rating. O da akıllarda olsun. Morata'nın. Upgrade alırsa, artı bir if alırsa felaket bir şey oluyor. Footbin'e de koymaya başlamışlardır herhalde yavaş yavaş. Footbin'den bakarsak daha keyifli olur diyeceğim. Çok fazla koymamışlar. Biz bakamadığımız videonun başında söylediğim kartlara bakalım. Abi Bastoni'nin mesela pace'i niye 65 aga? Yani ayıp ya. 22 yaşında gencecik çocuk. En az 95 olmuş. O kadar değil de. Burada bir Skriniar gerçeği var. 80 pace. Serie A geliyor. Serie A böyle bangır bangır geliyor. Bağırıyor, çıldırıyor Serie A. Hakan Çalhanoğlu ile linkliyoruz abi. Müthiş. Skriniar 80 pace olması çok iyi. Oyun içi fiziği de güzel olan bir oyuncu. Ama adamın gerçek yüzü yokmuş abi. İnanılmaz. Boy da çok iyi. Skriniar kullanılabilir gerçekten. Julian Brandt 81. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Nico Schulz'a bakalım. Bu Nesiga'da starter kadroları için başlangıç kadrolarında kullanılabilen bir sol bek olabilir mi? Olabilir. Kafi gayet. 86 pace'i var. Asensio. Yani aslında o kadar. Oğlum dribbling defans fizikseli yok. Bu ne bulmaca gibi ya. Vallahi şu kartları bir açıklamıyorlar abi. İnanamıyorum ya. Vallahi billahi. Tamam. Ya çok fena değil diyecektim de bilmiyorum. Fiziğine şeyine dribblingine falan bakmak lazım. Eder Militao 83 hız. Ben direkt kafamda stoper ikilisini kurdum abi. Eski Real Madrid doğusunu geri getiriyoruz. Bu Eder Militao 2 sene önce felaket bir karttı. Bu senede olmaması için hiçbir sebep yok. Geçen seneden upgrade'ini de almış. Geçen sene çok fazla görmemiştik. Şu Brahim Diaz kartı anladığım kadarıyla 4-5 gelecek. O yüzden bu da yani çok çok ucuz böyle. FP tabii ki herkes yani hayvan gibi FP açarak başlamıyor oyuna. RTG oynayan herkese buradan selamlar. Brahim Diaz da belki oyunun ilk günü falan tercih edilebilir. Aklınızda bulunsun. Fikayo Tomori felaket iyi. Hernandez'e Tonali ile bağlayabiliyorsun. 82 pace'i var. 2 sene önceki Eder Militao'ya çok benziyor. Bayağı da oynanabilir bir kart bence. Bir birthday kartı falan filan vardı galiba. Bir sene önce mi? 2 sene önce mi ne? Tomori de iyi bir kart. İngiliz olması da ekstra değerli. Premier Lig'e bağlanabilmesi için. Tonali yine başlangıç tadında. Koysan iş yapar abi. Koysan iş yapar. Kendi kadromu bütün rendinglere bakmayı bitirelim. Yapacağım. Bu ne aga? Bu Ruben Dias peki artı 6 almayı gerçekten hak etti mi ya? 81'den 87 çıkmaya. Ne diyorsunuz? Bir onun yorumunuzu merak ediyorum. Evet. Aa, tamam abi herkes City'ci ya. Tamam abi ya. Pace'i kaç mesela bu babanın? Hızı mesela kaç olacak? Kaçtı Ruben Dias'ın geçen seneki pace'i? Max 85. Aynen kanka. Belli oluyor United taraflarları. Bu ben diyen 81 daha abi. 65 pace. Yani artı bir 75'i var gibi. Bir 75'i var gibi. Aynen. Oğlum 80 olduğunu falan düşünsen. Bu arada 80 olursa gerçekten felaket iyi olur. Boyu kaç? Ruben Dias'ın. 1.87 gayet yeterli. Bir de body type çekseler. Maşallah ya. Ronaldo Şampiyonlar Ligi mi kazandırdı? 81'den 80'in işte Premier Lig'in en iyi stoperiymiş herhalde. Yani Van Dijk'ten sonra. Öyle düşünüyorlar bilmiyorum ben. Ben yayın yalancısıyım abi.
Tüm gün sonra bakmıştık Vinicius. Aa, Alfonso Davies'le yapılan bir ayıp var burada. Baba bu kart bence biraz daha yüksek olmayı hak ediyor ya. 81'den 82'ye çıkmış ama şu face statların hiçbirinde neredeyse değişiklik yok. Bence bir 84 olmalıydı ya. Alfonso Davies. Sabır okuyacağım abi. Hani genel şey video yapıyoruz ya, ondan bölmek istemedim. Çok özür dilerim. Hepsini okuyacağım. Ha mesela Jorginho da Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Avrupa şampiyonu oldu. 83'ten 85 oldu. O zaman Jorginho 90 yap abi. Mantıklı. Bir City'ye bir şeylik var ya. City'yi bir seviyor. Çok iyi kart. Gerçekten. Daha yüksek olsaydı bir tık daha iyi olurdu ama zaten pace'i falan çok iyi. Dribbling çok güzel yapıyor. Alfonso Davies tertemiz kart. Vinicius. Yani başlangıçta yine ilk gün bir hafta falan oynatacak kartlardan bir tanesi. Onun sonrasını çok fazla göremez. Ne kadar böyle Vinicius'a reklam yapmaya falan devam etser de. Abi ya şunlara bakar mısın babacım ya. Geldi benim kalecim geldi ya. Baksana şu karizmaya. 87 başkan geldi. 89 mid. 92 prime. O kadar haksızlık ki. Bu Casillas baba prime'ında en az 96'lık 95'lik bir kaleci değil miydi? Haksız mıyım? Grealish'i görmedim abi, yok. En az 94-95 ya Prime'ı. Yani daha iyi kaleci kim var ki mesela yani. Tamam baba kara örümcek eyvallah da yaşın 95-94 oluyorsa Casillas da modern dönem olduğu için yani bence en az 94-95 olması lazım ya. Evet. Ya bu adamın Prime'ını ben de hatırlıyorum. Yani çocukken o Real Madrid şey takımında. Felaket iyiydi. Bence daha iyi olması gerekiyordu. Casillas'a biraz haksızlık etmişler. Şöyle bir sıkıntısı var. 1.82 boyla abi hani stoperde tamam eyvallah diyorsun ama 1.82 boy gerçekten ne kadar iyi olabilir kalede. Yani bir de oyunda şimdi biz hala konuşamıyoruz değil mi şeyden? Yani gerçek futbolda plasenin önemini biliyorsunuz zaten. O yüzden bu plaselerde ne kadar başa çıkabilir Casillas? O biraz soru işareti. 1.82 gerçekten çok kısa. Ama tatlı abi ya. Tatlı yani. Gelelim. Böyle şey bakmaya gerek yok aslında. Cafu. Oğlum bebek versiyonu KTZ'nin 30 yaşındaki haline benziyor ya. Lan Kaan ne yapmış? Ya, bence en güzel, en tatlı gelmiş geçmiş sağ beklerden bir tanesi. Baby kartı gayet tatlı duruyor. Buradan çok fazla yorum yapılmıyor. Genelde şunlara bakmamız gerekiyor. Bunları bilmediğimiz için sadece kart üzerinden konuşuyoruz. En azından onaylanmış kart. Baby'si iyi abi. Midi her şeyi artı almış. Midi de gayet iyi. En böyle kafu şu bakış zaten hiç unutulmuyor. Prime kafu da baya baya iyi duruyor. Yani 92 hız, 88 dribbling, 91 defans, 86 fiziksel, 85 pas. Carlos Alberto yerine kesinlikle artık sağ bekli tercih edilecektir diye düşünüyorum. Yani bu kart Kapita'dan çok daha iyi duruyor. 4-4 falan olursa bir de aman yarabbim. Yani çok iyi. Yani şutu çok kötü. Orta saha bile devşirebilirsiniz istiyorsanız. Yani o tarz şeyler yapmak istiyorsanız. Gelelim uçan Hollandalı'ya. Aman yarabbim. Robin Van Persie. Bak baby kartı en kullanılabilir kartı gibi duruyor. Neden diyecek olursak 89 şut gayet yeterli. 90 driblingi var. Fizikseli o şimdi gidip fizikseli 73 yapmışsın. Bu adama gidip Prime'ının 74, Midi'nin 75, bunun dayanıklılığını 70 yapıyorsan oyuna koyma daha iyi yani ben. Ha bu tarz çok şey oyuncuları getiriyorlar. Orada bir görüyorsun dayanıklılık mesela Xavi'nin falan 70 falan oluyor. Kullanılmıyor ki yani koy abi azıcık gerçekçi olmayı versin. Yani bu kart bir 83-84 dayanıklılık çıkarsa çok tatlı olabilir. 4-4 olursa Wilfoot'unu bilmiyorum. Van Persie'nin en son kartı ne zamandı ki abi? Wilfoot'u kaçtı Van Persie'nin? Van Persie bizde ne zaman oynamıştı? 2017 mi? Van Persie Foot 17. 84 ratingmiş lan. Aa bizim 81 rating. 65. Allah'ım ya. Aa Wii Foot 3'müş ha. Evet Wii Foot 3'müş. Ama böyle bir ikon reklam yaptık falan filan ayağına 4-4 yaparlarsa çok tatlı bir kart olur. 3 olursa çok fazla göreceğimi sanmıyorum. Prime'ına baktığımız zaman şutu falan çok fazla gerçekten. Ama en kullanılabilir hali baby'si olur diye düşünüyorum. Midi de şey olmaz yok. Aynen. Bu kartı en çok göreceğimiz kart olur herhalde Van Persie'nin. Jack Grealish var mı? Soru işareti. Peki.
Kamavinga'nın kartı felaket iyi duruyor. Sadece şey için. Ben felaket iyi derken şimdi tabii ki de yani ben asla kullanmayacağım ama oyuna yeni başlıyorsunuz. Kimi alacaksın abi? Böyle bir 1K'ya, 2K'ya, bilemedin 3K'ya Kamavinga'yı çözebilirsin, koyabilirsin. Bağlayabilirsin Real Madrid'den, La Liga'dan oyuncularla. Shadow basıyorsun. Tertemiz oluyor. Bu arada evet Pirlo eski FIFA'larda skill 2 idi. İkonda 5 skillmiş. O zaman Weak Foot'u 1% yüksek ihtimalle 4 görürüz. Doğru 10 gün ona bakabiliriz evet. İleride de böyle şey bir kartı çıkarsa vardı geçen sene bir Future Stars kartı. Çok fazla kullanılmamıştı. Çok pahalıydı çünkü. Ama iyi bir karttı kesinlikle. Kamavinga upgrade almaya hazır. Güzel bir kart olarak gözüküyor. Theo Hernandez'in en büyük sıkıntısı şuydu. Hemen gösterelim abi. Bir dakika. 80'den 84'e çıkartılmış. Ama stamina 78 bu bek için gerçekten yeterli bir dayanıklılık değil. Fizikseli 77'den 82'ye çıkmış. Eğer dayanıklılığı minimum şöyle bir 86 falan olursa Teo Hernandez öküz gibi bir kart olur. Yani defansı evet çok fazla yüksek değil. Pas belki çok iyi değil ama pace'i var, fiziği var. Oyun içi kendine has bir vücut tipi var. O yüzden Teo Hernandez kesinlikle kullanılır bir kart. Olabilir. Goran Pandev açıklanmış. Allah Allah. Güzel abi. Silver Beast falan filan. Domenico Berardi başlangıç kadroları için fena durmuyor. Başlangıç kadroları derken FP harcamayan kadroları. Bunu tekrardan altını çiziyorum. Şöyle bir 1200 coin'e falan alınacak. Tatlı bir karta benziyor. 1.9. Nico Barella haksızlık en az 86 falan olması lazım. Ama küçük bir Hulit çetesine katılmak için yetişen bir çocuk olduğunu söyleyebiliriz Barella'nın. Şunlar bir yani şu pace işte 80'i geçse. Gerçi Kante şey aynen oynanabilir de defansı düşük. Yani 75 defansı değil de 85 defans olsa mesela çok daha felaket olur. Yine kötü değil ama böyle ucuza kapatabileceğiniz Serie A orta sahası. Tonali ile falan beraber linkleyebilirsiniz. Jude Bellingham 10 rating upgrade almış. 69'dan 79 olmuş ya da 68'den 79. Şutu çok kötü. Yine böyle başlangıcın da başlangıç kadrolarında böyle ilk gün sefa sürecek tarzda kartlar. Hero kartların çoğuna zaten bakmıştık diye düşünüyorum. Yani bunlardan en çok dikkat çeken çok fazla kötü kart var. Mesela Lümberg. Lümberg aslında o kadar da kötü değilmiş ya. Ama abi yani Premier Lig'deki kanat şeyini Lümberg'den kullanmazsın yani. Joe Cole var mesela. Joe Cole fena durmuyor. Bu kartlar ama böyle oyunun başında mı çıkacak, aralıkta mı çıkacak onu henüz bilmediğimiz için çok net bir yorum yapmak şey olur. Kullanılabilir dersin, kullanılmaz. Kullanılır dersin, kullanılmaz. Aynı şey söylemiş olabilirim. Biraz FIFA heyecanı sardı bizi. Şu kartların da hepsine bir bakalım. Ondan sonra şey geçeceğiz. İkonlar zaten çoğu kalacaklar en azından. Aynı olacaktır diye düşünüyorum. Değişiyorsa da zaten o değişiklikleri açıklarlar. Yine bir Twitter'a bakmak istiyorum. Herhangi bir gelişme, ekstradan çıkan bir şey var mı diye. Aha Madara. Reis. Abi baksana ya. Bu nasıl bir upgrade oğlum? Oğlum oha. Artı 30 pace. Artı oğlum bu ne lan böyle? Ha 20 kartı mı? Ha tamam o ödüm koptu lan. Tamam. Ama 2 sene öncesinden de herif nereye gelmiş? 2 senede 30 artı hız, artı 10 dribbling. Savunma 1, fizik 9 artmış. Pas 8, şut artı 30. Maşallah abi. Maşallah. Okey, başka herhalde bakmadığımız bir şey kalmadı. Rating anlamında yeni tanıtılan bir şey. Aynen. Yok. Kaçırdığımız varsa en son belki bir bakarız. Dortmund'un Instagram DM var. Köhler. Baba geçiyorum yani. 71 pace diyor. Mario Gomez. Beşiktaş gelmiş geçmiş kadroları için. Biçilmiş kaftan. Beceri hareketi 3. Zayıf ayağı 4. Yani abi şimdi 83 pace. Ya kullanılmaz ki yani. Kullanılmaz ki. İşte bu üzüyor beni ya. Bu kadar efsane topçular geliyor. Yani tam bir yer Foot Heroes tanımına çok uyuyor. Ama
Bilmiyorum ya. Lars Ricken 58 defans olması okey. Yani defans olmadığı için şunların biraz daha yüksek olması gerekiyordu. Çok fazla kullanacak bir kart olduğunu sanmıyorum. Aljaber, bu adam neydi? En çok gol atan mıydı? Bir şey miydi? Bu ne abi? İki beceri, üç zayıf ayak. Kapat şu sekmeyi ya. Campos, kaleci, Castro. Devam abi. Castro'yu vermeye devam. Ya resmin kalitesine bakar mısın abi? Yani gülüşe bakar mısın? İtalyan mafya filminden çıkmış da gece kupayı almaya gitmiş gibi ya. Valla. Yani umarım 4-4 olur. Ben bir yedeklere koyarım kendisini. Yine çok oynanır olacağını sanmıyorum ama mahalleden rastgele bir topçu gidersem 3-3 zaten yorumu çok iyiydi. Di Natale. Öf. Bu benim işte FIFA'ya başlangıcımda hep en çok sahip olmak istediğim ama paramın asla yetmediği kartlardan biriydi. Ben o dönem 13 yaşında falandım galiba. Hemen gösteriyoruz. Bu kart var ya. Felaket bir şey ya. Hele şu versiyonu. Acayip. Di Natale gerçekten çok keyifliydi. Çok çok da iyi bir kart olarak duruyor. 70 fizikselde, yani bakacağımız şey dayanıklılık olacak. Kafa topları nasıl olur falan, onu biraz daha oyun çıkınca bakmamız lazım. Ama şu haliyle bayağı keyifli duruyor. FIFA 14 hali de var. Evet, ben ilk 12'de tanışmıştım şeyle. Cordoba 86 pace bir stoper. 90 defans, 87 fiziksel. Skriniar 80 pace. Aman ya Rabbim, damarlarımdan böyle Inter kanı akıyor. O ikiliyi kurarsak stoperde. 45 ya, tabii şey bıraktı futbolu. Çok iyi duruyor. Çok iyi duruyor. Yani sadece ufak bir şey sıkıntısı var. Birazcık boy sıkıntısı var. Benden 17 santim kısa. Yani 1.73. Bakalım eğer kafa topları yine böyle geçen senedeki gibi sadece böyle Cristiano'nun atabileceği bir şeyler oluyorsa, yani oynatmada çok sıkıntı yok. Messi tarzı stoperimiz. Aynen öyle. Bu kart mesela ilgimi çekti. David Ginola. Bu 5-5'miş lan. Felaket bir şey ya. Fransız Nedved mi? Fransız Neymar bu oğlum. Neymar'ın direkt baby ikon kartı. 90 pace, 88 şut, 87 pas, 91 dribbling, 84 fiziksel. Fiziksel çok yüksek mesela. Di Natale'nin falan 73-74'tü. 84 fiziksel ne aga? Oğlum bayağı iyi duruyor ya. En pahalı hero kartı %100 bu direkt. Daha geri kalanına da bakacağız da %100 bu. 89 rating var, Neymar'ın 90 rating var. O rating şeyine çok takılmayın abi. Ona şu şey de giriyor. Kariyer modunda falan oynayanlar bile international uluslararası reputasyon diye bir şey var. O ratingleri belirlemede bu saçma bir sistem var. Dortmund'un Instagram'ına bakacağım. Çok çok iyi bir kart. 5-5 olması oyunda 5-5 kulübü çok nadir bulunan bir şey zaten. Muhteşem iyi Ginola. Benim dikkatimi çekti valla. Ben direkt düşünebilirim. Tabii eleme kısıtlamaları falan nasıl olacak ona da bakmak lazım da. Abedi Pele. Pele'nin Yançar, kuzen, 4-4, orta. 1.74 boy. Dribblingi çok iyi olursa, şutu birazcık az ama Lig 1'den olması, özellikle Neymar, Mbappe'yi başka bir kombinasyonda falan kullanacaksanız çok da böyle uçuk şeylere gidemiyorsanız, tabii bu kart ne kadar olur bilmiyorum. Hero ilk defa girecek bir şey oyuna. Ne ikon ne böyle şey. Ortada kalan bir kart bunlar. Lig 1 olması değerli kılıyor. Yani fena bir kart değil. Essien, of, o Essien'le beraber koyuyorsun, bir de Sefa Akyol'u koyuyorsun, böyle sallıyorsun elini. Tabii koyamıyoruz da. Mostovoy. Ada 4-5 de yani. Yok. Fernando Morientes Sanchez. 4-4, 84 pace. Mezinde 83, ona da şey dedik abi işte. Yani şu pace. Pace olayı çok üzüyor ya vallahi. Resmi falan çok iyi ama. Morientes'in. Ya oynanabilir, belli değil abi, oyun belki de çok farklı çıkacak işte, bakalım, bilemiyoruz. Dudek Premier Lig, boy 1.87, kaleci alternatif olabilir. Linklenme rahatlığı açısından özellikle Premier Lig'de oynayan oyunculara direkt yeşil veriyor. Çat diye varını mesela bağlayabilirsin, şey kullanmak istemiyorsan. Doris falan kullanmak istemiyorsan. Bunlar da öyle güzel alternatif olabiliyor. Robbie Keane
87 pace, 88 dribbling. Fiziksel kötü, pas kötü. Şut 4-4, agresiflik 99.000. Yaş 41. Yüksek orta çalışma oranı. Fena olmayabilir Robby King. Bak, London kartına çok fena diyorsunuz. Bir bakacağım ya. Robby King güzel kullanılır. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer. 3 beceri hareketi. Abi 3 beceri hareketi ne ya? Bu adam 4 zayıf ayak, yüksek orta. Ben tabi zaten hiç hatırlamadığım için yani oynadığı şeyi, ben 98'liyim. Teknik direktör olarak daha iyi, onu söyleyebilirim. Tim Cahil. Yani Avustralyalıysanız seve seve oynatacağınız bir kart olduğunu söylemek lazım. Şimdi şey yapmamız gerekiyorsa Dortmund'a bakmamız lazım. 93 büyüktür 91 demiş. Adapetuk doğruları konuşmuş. Maşallah yavrum benim be. Yürü be. Üf Emre abi. Evet. 75 pace. Kante'den de daha az. 86 şut, 89 pas, 89 dribbling. Benim kadromda vardı Bruno Fernandes. Bilmiyorum. Aynen öyle her ya. Adapetuk konuş be. Baba bu Bruno'nun pace'i çok az değil mi ya? Ne yapacağız? Ersan, Nepenthes'e bak. Bakayım abi Nepenthes'e. Nepenthes burada değil mi zaten? Aynen. Dortmund şeyleri var. Dur hemen geliyor abi. Kurt, Schulz, Meunier, Reina, Zagadou Hitz, Davut Kobel, Bellingham, Akanji. Akanji 80 rating, 81 pace. Dikkat çekiyor. Onun dışında bakalım. Şunu bir şey yapalım. Büyütelim biraz. Göremeyenler için. Oha oğlum, Malen'e bak lan. 90 pace, 83 dribbling, 79 şut. Gerçi oha dedik de bir tek pace'i var yani. Zayıf ayağı beceri hareketi kombinasyonu da çok şey değildi galiba Malen'in. O yüzden bilmiyorum çok kullanılır mı. Ama başlangıç kadrolarında her türlü olabilir. Brent asla, Bürki. Hazard 84'den 82'ye düşmüş. Emrecan 82 yine fena değil. Goreska'nın yan çarı gibi. Witsel 61 pace. Çok düşük. Olmaz. Guerrero sol bek olmaz. Kaptanım benim 85'e düşmüş. Vay yarabbim. Yo da 85 miydi ya? Ben abi 3 aydır oynamıyorum ki şeyi ya. Royce. Tamam 85. Oh, tamam. Royce downgrade edememiş ama 73 pace. Onun yanında Hummels 56 pace ve Erling Haaland, fotoğrafa bak, 89 pace, 91 şut, 80 dribbling, 88 fiziksel, pası çok kötü. Çift forvette sıçar büyük ihtimalle ama oğlum çok iyi duruyor kartı ya. Peki şeyi belli mi? 3 kaç kaç olduğu belli mi? O çok kritik çünkü eğer şeyse zor. Abi 3 3 3 falan mı? Ha, tamam belli değil, okey. Belli değil ya. Ya bu pas ama felaket kötü. 4-4 olsun ya. 4-4 olsun abi. Bak Ferland Mendy deniyor. Oo, tamam abi. Biri de demiş ki EA Madrid'i hiç izlememiş. Belli. İnanılmaz bir sezon geçirdi. Her kanadı cebine koydu demiş. Gol attı, asist bile yaptı. Amacı upgrade almamış abi. 92 hız, 79 dribbling, 78 defans, 84 fiziksel. Bunların hiçbirinin önemi yok yani. Ferland Mendy'yi zaten 2 senedir tanıyorsanız bunların hiçbir önemi yok. Yine ben direkt şahsen kendi kadroma koyacağım. Yani bir de 4-5 bu adam. Daha ne olsun yani. Llorente'ye şey bakmıştık. Bu kartlara baktık. Hepsine baktık. Yeni gelen sanırım yok. Aynen. Ekstra bir açıklanan bir şey var mı diye son bir defa bakmak istiyorum. Çok uzunladık. Adamın müthiş analizine duruyor. Ne demiş mesela Ketum? Meta değil, meta onunla oynayacağım. Abi Haaland çok iyi duruyor ya. Yani felaket iyi duruyor. Bunun dışında şu an için biz 1,5 saattir FIFA konuşuyoruz. Bu ne kadar özlemişim ya. Baksana sanki yarım saattir konuşuyormuşuz gibi geldi. Yani büyük ihtimalle birkaç tane daha açıklanacak oyuncu vardır. İlerleyen dönemlerde ama 3-3 çevikliği çok düşük olacak. Büyük ihtimalle son bir FIFA 21 oynayacak mısın? Oynamayacağım abi artık.
Çıldırıyorum yani FIFA 22 için. Artık yavaş yavaş FIFA 22 muhabbetini ben bir saat konuşmayı bekliyorum. Çok iyi oldu bu. Gaza geldik bir. Kendi başlangıç kadromu yapmak istiyorum izninizle. Bakalım nasıl yapabilecek miyiz? Yaparız herhalde ya. Ama formasyonu biraz değiştirmem gerekiyor. Şimdi kalede. Oğlum bir dakika, burada 5 link mi var ya? Kalede Courtois. Buraya Mendy. Ferland Mendy getirmemişler daha. Abi eklenmemiş ya. Nasıl yapacağız? Tam buraya yan sanayi Mendy koyalım. Ama böyle olmaz ki ya. Eklememişler abi. Şeyden kurayım ya. Dur. Şeyde güzel bir şey var bunun. Footed'de var. Footed'de vardı. Footed'de vardı. Bak şeylerini değiştireceğim. Custom. Aynen. Uf. Bak bak bak. Ama ben yapmışım zaten. Ha bizim kadro bu işte ya. Allah'ım ya Rabbim ya. 81 bank ya. Dur bir dakika. Kimyayı nasıl hallederiz abi? Eder Militao burada zayıf şey kalıyor. Tamam. Pante full kimya. Evet full kimya. O full kimya oluyor değil mi? Evet full kimya oluyor. Aynen. İyi gibi. Ne diyorsunuz? Full 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 iyi kimya. Bir şey olmaz zaten. Yani Cancelo yerine şey de olabilir. Rating henüz şeyin açıklanmadı. Eğer pası dribblingi böyle çok fazla şey yapmayacaksa ben buraya Wan-Bissaka'da koyabilirim. Savunma biraz daha iyi olması açısından. Yani bayağı iyi duruyor. Ronaldo, Mbappe çift forvet. Şey ne Mbappe'si ya. Ya Nazario var ya. İki Ronaldo çift forvet. Mbappe, Neymar kanat. Veya işte 4-1-2-1-2 oynanırsa Ronaldo çift forvet. Neymar Mbappe yine CM'ye kaçar. Dünyanın en iyi defansif orta sahası Laurent Blanc Kante ile beraber. Ofansif olmasını istiyorsak hemen bu değişikliği yapabiliriz ama Bruno'nun kartını ben açıkçası çok beğenmedim. Pace'de. Oğlum bu adam Pace'e niye iki tane downgrade yiyor ya? Bu çok saçmalamışlar ha. Çok saçmalamışlar. Abi FP kaç PP çekeceğim? Ya verildi şimdi yani. Yıldızlar doğru kayarsa, gezegenler retroya girerse, cartçuk bir şeyler olursa var bir şeye çıkışımız. Alan nerede? Al kardeşim burada. Burada ben öyle sevdiğim, sen Dimara'yı koymazsın ama ben buraya koyarım. Sen merak etme. Al bütün gengi de koyayım buraya oğlum. Çok özledim ya. Acayip özledim. Şu kartlarla geleceğim. Abi tiplere bak ya. Bebek gibiler ya. Bebek gibiler ya. Ya ne Dimaresi ne anlatıyorsun ya? Oğlum sen Maxim'le reytingi yok ya. Nasıl olmaz abi sen Maxim'le reytingi? Bruno bu felaket bir şey ya. Çok çok az bu. Bunun nereye bu oğlum? CDM bilmiyorum. Savunması da 70 yani. Ben Bruno'yu çıkardım gibi. Kante daha iyi. Bilemedim. Ama Haaland gerçekten tam yedeğe koyulmalık ya. Tam buraya koyarsın baba Haaland'ı. Vallahi benliyim. TP fiyatları artacak mı? Hiçbir bilgimiz yok ki abi. Biz ama 21'den aktarılıyor. Hatta galiba Mert almıştı bile. O yüzden ben de yakında alacağım yani bir iki üç gün. Ya bunu ben geçen sene 420k FP ile başlamıştım. Hatırlıyorsunuzdur belki. 420k FP'ye şu Blank olmadan, şu Bruno olmadan Kante vardı burada galiba. Van Dijk vardı, şey vardı aynen hatırlıyorum. Van Dijk vardı burada. Yine Varane Mendy vardı, Van Dijk vardı burada. 420k yapabilmiştim. Yani şimdi de bir şey olsa. Bakalım bir 700k garanti gibi. Öyle söyleyeyim. 700k FP. Güzel.
700 KFP kaç tane 150'lik paket açılıyor? Bakayım. ...4666 tane paket. Vay be. Ama 700 KFP hepsi şey değil yani, bütün... İşte bakalım, bir iki inşallah olursa sponsorluk olma muhabbeti var inşallah. Sponsorluk muhabbetinin yanında kulüpten alacağım var. Aynı zamanda kendi çekeceğim var. Hepsi birlikte yani. Abi var ya, abi bak. Bir de of, paketleri açacağım. Daha ilk gün abi, bir hafta o TV geliyor, aç şunu abi. Çok özledim ya. Kulüpler henüz onu konuşmadık abi. Beni biliriz, ben promoya, baba promoya nasıl saklayayım yani? Üf, ben nasıl şey yapayım yani? 4666 tane 150 pp. Ronaldo'yu OTV falan çok rahat yapabilirim belki ya. Ama ne kadar mantıklı yok. Aa, önüm şu an oturup 8 saat FIFA 22 konuşabilirim ama şeyleri de bekletiyoruz. Şey yani. Akashi Itachi mi? Yeteri kadar konuştuğumuzu düşünüyorum bu tür eğitim şeylerini.